Merhabalar, Sonsuz Kraft Serimize kaldığımız yerden Emad'la yine devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümün altında çok güzel yorumlar yapmışsınız, beni aşırı derecede mutlu ettiniz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi örümcek çocuğun artık bir maskesi yok çünkü büyük bir savaştan çıktık arkadaşlar. Maskesini düşürdük. Setim gitti arkadaşlar, artık örümcek çocuk setinden eser kalmadı. Neyse, daha fazla Sonsuz Kraft videosu için lütfen aşağıdan bir de beğenmeyi, kanalıma abonesiniz, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bakın, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, sizden tek bir şey rica ediyorum, abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bir sorunumuz var arkadaşlar, diyeceksiniz ki bu seride sorunlar bizi bırakmıyor. Ya burada bu sistem arada duruyor, bu torcu çıkardığım zaman çalışıyor, torcu koyduğum zaman çalışıyor, anlayamıyorum. Aha, burada bir tuhaflık var arkadaşlar, sebebini gerçekten ben de bilmiyorum. Bilenler varsa yorumda yazıp beni aydınlatırsa sevinirim. Şimdi bu bölümde taş aramaya devam edeceğiz. Ama diyeceksiniz ki setin niye kırıldı abi, hani ne yapmış olabilirsin arkadaşlar? Emad'a çok değişik bir bölüm çekti, yine benden sonra izleyeceksiniz onu. Orada setim gitti ve biz Emad'a bir şey yaparken, daha doğrusu küçük spoiler vereyim, vibranyum arıyorduk. Vibranyum ararken biz bir sürü kilise bulduk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzay taşı kiliseden çıkıyor. Hepsinin koordinatlarını aldık. Bugün büyük ihtimal uzay taşını bulacağız ama ondan öncesinde ne yapacağım biliyor musun Evat kardeşim benim? Ne yapıyoruz abi? Söyle hemen, hızlı söyle, yapayım hemen. Kardeşim benim söylüyorum. Şimdi Emad kil bulmaya gideceğiz, tamam mı? Bize deli gibi kil lazım. Kil bulmaya. Ve üstüne arkadaşlar ne lazım biliyor musunuz bize? Ne gerek abi? Kum lazım. Emad sen kendi bir tane kürek yap. Ben kum işini halledeyim. Sen kil işini halledersen çok güzel olur. Arkadaşlar tamam, ne yapacağız söylüyorum size. Bak az önce dikkatli olanlar gördü onu. Arkadaşlar Groot. Groot bloğu yapacağız. Hani I am Groot. Adım Groot. Gerçekten Groot. Aa, bloğu, terbiyesiz. Terbiyesiz. Bunun da dili fazla uzadı. Neydi onun adı? Arkadaşlar Groot bloğu bunun aslında şu an kullandığımız Sonsuz Kraft mod paketindeki süper kahraman moduyla bir alakası yok. Tinkers modunu bilenleriniz vardır. Beni çok ama çok eskiden izleyen takipçilerimden varsa şu an aranızda. Hakan'la birlikte biz bir ara Hexit çekiyorduk. Hexit'te Hakan bana bu fırını yaptırmıştı. Ve sonrasında ben Hakan'a demiştim ki bunu niçin yaptık? Bak abi kazma yaptık demişti, kalıp çıkartıp. Ben de Hakan'a hiç unutmuyorum, video sonrası kafana tüküreyim Hakan demiştim. 2 saatte bir şey yapmak için bu kadar mı uğraştık? Yani kalıp yapmak için Hakan beni 2 saat uğraştırmıştı arkadaşlar. Yani hiç unutamıyorum o günü Emad. Böyle hayatta en çok sıkıldığım videolardan bir tanesidir, vardır. Çünkü yaptırıyor yaptırıyor bir şey. Bir günün sonunda kazma yaptık. Ya dedim Hakan dedim, kafana tüküreyim dedim, bunun için mi uğraştık dedim. Aynen böyle dedim. Yani niye bunu yaptık biz? Ama meğersem o çok yararlı bir şeymiş. Hakan, yıllar sonra senden burada özür diliyorum benim canım kardeşim. Bu arada Hakan dedim Volvo'da arkadaşlar, haberiniz olsun. İleriye yönelik şey yatırım yapmış adam. Vallahi ileriye yönelik adam bana modu öğretmiş zamanında. Ben de çocuğa laf etmişim arkasına. Şimdi özür diliyorum. Şimdi neyse Emad sen... Ben kil topladım. Kaç tane topladım? Böyle fazla lazım. Onları blok yapacaksın 1.64, bana. 2.64, 3.64, 4.64, 1.48. Onların hepsini blok yap Emad kardeşim. Benim. Hemen blok yapayım. Ben de... Terakota blok mu? Hayır. Yani evet, yani ona 4 tane yan yana koyuyorsun ya hani kare şeklinde. Aha. O şekilde yap, bana onları blok olarak ver. Şimdi tamam, kill bloğu yaptım. Güzel. Çok iyisin. Bu Groot bloklarıyla bir tane eski çağda yani böyle eritme sistemiyle şey yapacağız, adını siz söyleyin, fırın yapacağız. Bunu şuradan hatırlayabilirsiniz. Endgame'de bizim Game of Thrones'taki cüce vardı ya, o Thor'a yeni çekicini yapıyordu, hatırladınız mı? Eriterek yapıyordu. Hatırladın değil mi Emad kardeşim? Evet, beni? Hatta şey cüce yıldızını çalıştırmak için Thor gitmişti. Ya, ölüyordu önünde hatta. Durmuştu. Aynen öyle. Öyle. Gel şimdi şey ver bana, neydi onu da, killeri ver. Isıtmıyorsun değil mi killeri? Hayır canım, buradalar. Ver şimdi onları bana. Satayım. Yok arkadaşlar, şimdi ben de her şey daha gerçekçi olsun diye o fırından yapacağım bize. Diyeceksiniz ki niye o fırından yapacaksın? Böyle daha güzel oluyor bence her şey. Ben onu fark ettim. Şimdi şu Groot bloğunu daha kaç tane yaptım? Oh, bir sürü yaptım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini burada ısıtmaya koymamız gerekiyor. Ben onları burada ısıtmaya koyayım. Tamam mı Emad kardeşim benim? Şimdi tamam. O sırada bunlar ısınırken bizim deli gibi demire ihtiyacımız olacak Emad. Ben de şimdi küçük bir maden macerası yapacaksın. Diyeceksiniz ki abisin maden makineniz var. Arkadaşlar maden makinesinin tek bulduğu şey az önce görmüş olduğum çakılları buldu bize. Taş. Yani, taş andezit ve o kadar. Boya, yani şimdi hak da veriyorum. Neden diyeceksin? Hemen söylüyorum sizlere arkadaşlar. Çünkü çok fazla maden şeyi var. Oo, bu ne?
Aa, bir dakika. Değişik. Orada ne güzel bir sandık varmış. Emat, bizim bir şey diyeyim mi? Gelecek bölümde arkadaşlar evim hazır olacak. Direkt evimi göstererek başlayacağım. Yani ya yayında yaparız. Büyük ihtimal pazar günü yayın açarsam yayında yaparım evi, haberiniz olsun. Şey diyeceğim sizlere, bildirimleri açın o yüzden. Kanalıma abone olursunuz ya, o zili açın ki pazar günü yayın olursa haberiniz olsun. Direkt lütfen abone olanlar, abone ol butonun yanında zil var, onu açsınlar. Pazar günü yayın yaparsam böyle deli gibi yardıracağız yayında. Makinalar yapacağız. Kendimize böyle makine bölgesi yapacağız. Şimdi Emat kardeşim benim Gold'da benim bölgem. Makine. Makine. Emat çok iyi bilir makineleri arkadaşlar. Gençler, madenden geldik. Bayağı bir demir kazdık. Oraları çok az hızlandırmış olarak vermiş olabilirim sizlere. Çok bereketli bir maden oldu bizim için. Ben sana attım abi. Hepsini attım. Olmuş Emat kardeşim benim. Şimdi ne yapayım ben biliyor musun? Şimdi şuradaki bazı eşyalarımı buraya koyayım. Bu kadar demiri değil. Bulduk ama umarım işimize yararlar yani. Yarayacaklar arkadaşlar. Bayağı da bir işimize yarayacaklar. Kazma hatta yapıp bitirmeyelim video. Hayır. Arkadaşlar şimdi fırınımızı yapacağız ya. Ben direkt fırını yapmak için gerekli malzemeleri yapmaya başlıyorum. İlk öncelikle bize bu şeyden lazım. Bu birikten lazım diyeyim. Hatta ben şuna şimdilik bir 16 tane yapayım. Emad, küreğin var mı? Ya da ben kendime bir tane kürek var. Var mı? Versene. Bir daha hiç beni uğraştırma. Bak şimdi tabii. Emad kardeşim. Fırını şimdilik buraya yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ya yayında taşınırız ya da direkt beni taşınmış olarak görürsünüz. Çünkü burası bana dar gelecek. Ben kendime bir ev yapmak istiyorum daha düzgün bir şekilde. Fırını bu şekilde yapıyorum. Eski exit videosunu izleyenler beni şey yönlendiriyordu. Hakan abi buraya bunu koyacaksın. Buraya bunu koyacaksın. Buraya bunu yapacaksın diye anlatıyordu garibim bana. Senin videonla mı yapmıştı? Benim videomda çok eski. Aşırı eski bir video Emad kardeşim. Senin videonda yaptınız. O kadar şey yaptın ve sonunda eline kazma gelince yani bunu yaptık dedim. Aynen Emad'cığım. Aynen o şey oldu. Bir şey diyeceğim Emad. Groot bloklarına 24 tane daha varmış. Şuraya ben Groot bloğu koydum mu başka? Koymadım. Emad sen biraz daha bize aslında kum ve şey toplayabilirsin. Kum toplayabilirsin. Yani biraz daha sanki kum ve şey kum kil. Kil toplasan aşırı derecede işime gelir diyebilirim sana. Tamamdır. Ben hemen aslında şöyle kendime. Ya evet ya biraz gerekiyor Emad. Birazcık yaparsan toplarsan bana güzel toplayıp olur. Toplayıp geliyorum ben hemen. Lav yapacağımız tankı da yaptım arkadaşlar o süre zarfında. Bunun içine lav koyacağız arkadaşlar. Lav koyduktan sonra bu fırınımızın yani kömür yani kömür koyuyoruz ya. Normalde fırına biz lav da koyabiliriz ama işte bizim burada eritme sistemimiz yapacak şey bu tank olacak. Bunun içine lav doldurduktan sonra işimiz mükemmel gidecek arkadaşlar. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? İki tane yanlış hatırlamıyorsam şu direğinden yapmamız gerekecek ama şöyle bir şey fark ettim. Bunların ısınması normalden daha yavaş ve ağır sürüyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Ben şimdi dedim ki hani biz neredeyse eritme olayı mı? Madenleri yaparken Emad kardeşim benim bayağı bir yavaş oluyorlar. Şimdi yanlış hatırlamıyor isem bunları buraya bu şekilde koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Abi bir şey diyeyim mi Emad sana? Yani evin bir kısmı gidecek gibime geliyor. Harbi mi? Yani şöyle küçücük bir kırayım. Zaten bu ev gidecek arkadaşlar. Şurayı bir genişletmem gerekiyor. Ve ardından evdeki onu şeyleri kırma da aman diyeyim. Yok, sandıkları. Evdeki şeyleri kırmayacağım. Şuradan da bir tane yapmamız gerekecek arkadaşlar. Onu yapmak için de galiba Emad'ı bekleyeceğiz. Çünkü elinde daha Groot bloğu kalmadı arkadaşlar. Görmüş bir sürü gibi kil topladım. Kardeşim bak yemek yerken ağ atabiliyorum. Gördün mü? Öyle bir özelliği ben de şimdi fark ettim ona. Onları birleştirerek ver bana. Bunları birleştirerek bir şey vereyim. Kum niye bu kadar fazla topladın ya? Dur daha fazla topladım gel buraya onları gel. Onları alayım bir senden çünkü onlar benim işimi görmez kardeşim benim. Bu kadar. Da Groot bloklarımız ısındı arkadaşlar görmüş olduğunuz adım gibi. Groot. Adım Groot. Şimdi yapacaklarımı hatırlayalım. Bir tane bu masadan ihtiyacım var kalıp çıkarmak için. Ardından kalıpları böyle sıvıları aktırmak için buna ihtiyacım var kalıp arkadaşlar. Kalıp çıkar. İki tane ardından başka durum bakıyorum şu anda daha. Niye yürüyüp çıkarmıyorsun? Ben sol tarafa bunları kaydediyorum arkadaşlar. Evet saçmalamayı bırakır mısın benim canım kardeşim? Çok iyi değil miyim ya? Evet yine saçmalamaya başladığına göre arkadaşlar şimdi adın Groot değil senin. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Adım Emad. Bunları bu şekilde şeyleri takacağız Emad sıvıları aktırmaları için. İlk öncelikle buraya şu kalıp makinesini koyalım. Sonra buraya da bir tane kazanı koyacağız da kazan. Ama bunda var ya ne peynir eritilir. Controller koymamız gerekiyor bir tane. Onu da yapalım Emad kardeşim benim. Çünkü yetiyor malzememiz yapalım diye. Yapalım abi. Yaptım bir tane de controller kardeşim görmüş olduğunuz gibi. Onu da buraya koyacağız. Galiba yanlış hatırlama ihtimalim yüksek arkadaşlar. He, evet. Şuranın içine evet. Yok. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam sistem bu şekildeydi. İki kova lav alacağım tamam mı? Şu evin içinde bir tamam. Kovamız var. Buraya koyacağım kovayı.
Ardına, çok iyi. Aha bütün demirleri koymadık değil mi? Yok. Mesela şimdi biz şey yapalım. Demirin kalıbını çıkartalım seninle birlikte. Demiri bir ısıtmaya koydum buraya. Bakayım geldiler. Tamam. Geldiler arkadaşlar. Şimdi bizim en çok yaptığımız bu serideki şey ne? Plate. Tabii Emad kardeşim sağ olsun benim bütün plate'lerimi bitirdiği için. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Fışık. Arkadaşlar. fışık değil mi? Her şeyde fışık. Şimdi biz ne yapıyorduk bir tane demir kalıbı çıkarmak için? Bunu rışıyorduk. Hammer bitiyordu değil mi? Şimdi ben bunu buraya bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Ardından şu sıvı, şunun sıvısının gelmiş olması gerekiyor. Lavlar demirleri şu anda bakın büsbüyük bir şeyimiz oldu. Hatta sonsuzluk eldiveni de burada bin yapacağız. 1000 derecede demir ısıtma challenge. Aynen öyle. 1000 derece videoları vardı ya eskiden Minecraft'ta diyorum. YouTube'da arkadaşlar. Hani onu yapıyoruz şu anda. Bakın işte mesela şunun sıvısının gelmesini bekleyeceğiz. Geliyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Az kaldı. Bu sayede mesela... Tadı, geliyor. Geldi. Geldi mi? Bak oldu sıvı arkadaşlar. Şimdi izleyin. İçeri bak. Aha içeri bakıyorum kardeşim. Aha görmüş olduğunuz gibi abi, galiba biraz bunu akıtabilmem için Emad kardeşim benim bunu galiba benim biraz daha şey koymam gerekiyor. Adını sen söyle. Demirleri aha fazla koydum. Ya hiçbiriniz de demiyor ki Buğra abi sen yanlış yaptın Buğra abi. Bu hiç şey erir mi Buğra abi? Demirin kim erittiğini görmüş ya. Hiç altın eritmedin mi? İnsan Buğra abi bunu der arkadaşlar ya. Ayıp ediyorsunuz ya. Ben de diyorum ne saçmalıyorum diyorum. Yarım saatlik uğraşın sonunda ben size ne olduğunu anlatayım arkadaşlar. Buğra kay yanlış. Altın sıvımız oldu arkadaşlar. Şimdi içine koyuyorum bizim iron plate'i. Bakın görmüş olduğunuz gibi tıkladığım zaman şimdi bize ne gelecek arkadaşlar? Dikkatli bakın. Şimdi artık bizim hammer yapmamıza gerek yok. Plate cast geldi. Yani bunun sayesinde artık tek yapacağımız şey arkadaşlar bunun içine şey dökmek. Adını siz söyleyin. Maden döktükten sonra mesela bakın şimdi dökebiliriz. Mesela dökelim. Bunun için ama altından şey gelir şimdi. Çünkü biz bunun içine ne erittik arkadaşlar? Altın plate. Altın erittik. Gold plate geldi Emad kardeşim. İçeri demir koy abi. Demir koy. Şimdi şu altınlarla acaba yapacak. Oğlum var ya şu an çok büyük zarara girdik ama koy Emad onu evet, sana geldi. Evet Burak'a yüzünden hepsi. Arkadaşlar tamam öğreniyoruz işte. Keşke zamanında Hakan'ı iyi dinleseydim. Bu şey gibi. Zamanında öğretmenimi iyi dinleseydim gibi bir şey. Şimdi şuraya biraz daha lav koyalım arkadaşlar. Bakalım şey teorimiz doğru olacak mı? Oldu bakalım şimdi bakın. Ha kalıbı döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Artık demir plate'lerimiz bu şekilde. Demir plate'lerimiz var arkadaşlar. Bunları kullanarak şey yapabileceğiz. Süper kahramanları yapabileceğiz diye tahmin ediyorum. Yani umarım olur. Umarım. Peki bu bizi açısından kurtarıyor mu mesela ya, onu yapabilmek için? Ya hammer sürekli bitiyordu. Mesela 5 tane hammer için kullanıyorduk. Evet mesela benim mesela rain'e ihtiyacım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela kırmızı rain yapmak için benden iron plate istiyor. Mesela bak burada bu plate çalışıyor Emad. İzin veriyor bu plate'e. Yo tamam. Plate'den yana sorun yok. Benim tek sıkıntı ettiğim söyle nokta şu. Şimdi biz buraya kaç tane demir harcadık? 9 tane mi ne? Burada her türlü kardasın. Burada inşallah kardayızdır yani. Burada, karda olmama olasılığımız da var. Sen az önce bana şey sordun ya neydi onun adı? Şey bu ne işe yarıyor diye. Benim şimdi hatırladım ben bunu. Şimdi normalde biz 9 tane demirle bir demir blok yapabiliyorduk ya. Burada aha mesela 3 taneyle mi 6 taneyle mi ne demir blok yapabiliyoruz mesela. Bak şimdi şu donsun. Mesela bak şimdi bak bu donacak ve bak ne olacak arkadaşlar. Bunu az önce ben nasıl unuttum onu bilmiyorum. Bak ne oluyor yavaş yavaş. Wow, soğuyor. Bakın soğuyor görmüş olduğunuz gibi bak. Şimdi tam soğusun alacağım onu orada tıklıyorum dediği gibi. Görmüş olduğun gibi Emad bak biz oraya bir bak 6 tane mi 7 tane mi ne şey koyduk demir koyduk. Üstüne gittik bak bir tane demir bloğumuz oldu. Üstüne gittik biz oradan plate yaptık. Yani biz şu an %100 kardız ve içinde birazcık da olsa sıvımız kaldı arkadaşlar. Yani bu fırın %100 kar ettirtiyor düşme bize. İçine. İçine düşmememiz gerek. Yani bunu çok ev yaptığım zaman bu olay çok işimize yarayacak. Şimdi yapmamız gereken tek şey var. Aldığımız koordinatlara gidip taşlar orada mı diye bakacağız. Aslında taş değil, uzay taşı. Gençler ilk geldiğimiz yer bayağı bereketli bir yer. Görmüş olduğunuz gibi her yerden benzin fışkırıyor arkadaşlar. Şimdi normalde kiliselerin içinde şöyle bir şey var nereden arkadaşlar. Buradan ama mesela bakın bu kilisenin varsa taş tam şurasına çıkması gerek yok. Tam şu yok, ağacın çiçekler arkasında şey var neydi onun adı görmüş olduğunuz gibi çiçek var. Burada taş yok zaten bunun çıkma ihtimali %10 arkadaşlar. Bayağı bir düşük ihtimal. Ya. Arkadaşlar vibranyum ararken biz bayağı bir yer bulduk artık map'te bilmediğimiz bir yer kalmadı. Ama şöyle bir olay varmış Emad. Hangi nedir de bulacağımız taş o ilerleyen bölümlerde şey yapıyormuş bize. Emad bunun arkasında da yok. O yok sonrası mu? İki katlı olurdu.
Vibranyum'u Nether'da bulduğumuz taşla çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. O da çok güzel bir özellik. Gençler artık var ya, videoyu kapattık. Bir sürü yer aradık. Bizim bulduğumuz koordinatların hiçbirisinde yoktu. Artık buraya geldik. Lütfen. Sevgili rahipler bize deyin ki burada taş var deyin. Burada taş gibi yerimiz var deyin. Aa burada. Burada işte. Sonunda be. Sonunda arkadaşlar sonunda taşı bulabildik ama bir dakika. Ya bunları niye kırıyorsun? Taşı al. Bir dakika arkadaşlar. Bu taş sahte olabilir. Bu taş niye parlamıyor? Bir dakika. Şunu şöyle bir... doğru işte. Hayırlı olsun. Odin'in gizli odası mı? Odin'in gizli odası mı? Ne oğlum? Yok pardon, gizli odası değil. İngilizcem yetmedi ona. Boşver. Devam bir et. Bir dakika arkadaşlar, taş bu. Ama bir şey diyeceğim. Bizde burada bu modun 2-3 tane yan modu var. Bunun normalde bir saniye parlıyor olması... Taş taşa değiyor. Hayır evet, bir çık. Şimdi şuna şöyle bir dokunacağım. Dokunduğum zaman... Lan! Ne yaptın? Keseraktan kırıyorum işte taşı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi... parlıyor. Aa bak işte tamam şimdi oğlum. Parlıyor. Görmüş olduğunuz gibi uzay taşı artık bizde arkadaşlar. Ama şimdi bunu böyle çıplak elle tutmam aslında zararlı arkadaşlar. Bunu... İşte o uzay taşı, ben de yerlerin taşıyım. Ya bir şey diyeyim. Burak al. Onu yere at. Radyasyon değmesin sana. Kes sesini. Arkadaşlar acilen benim Loki Edon'u bulmam lazım. Ne bulman lazım? Odin bize sesleniyor, görüyor musun taşı bulduk diye? Fark ettin mi Odin? Sen girip taşı gittin verdin şey... Niye veriyorlardı Emad filmde taşı saklaması için? Hani şeyde... Saklaması için Handel'a güveniyorlar. O da şeye gidip veriyordu. Neydi onu? Koleksiyoncuya veriyordu, hatırladın mı? Handel! Artık bu görev Buraka'da. O taşı koruyacak mısın? Koruyacağım kardeşim benim. Şimdi sen bana şey yap. Arkadaşlar galaksinin koruyucularında... Ben sana bir şey yapmayacağım. Ben sana dünyanın en iyi iyiliğini şimdi yapacağım. Evet, hazır işte, mısın? Evet, onu ver. Onu bekliyorum sana. İstiyor musun? Kozmik rodu ver. Kozmik rodu ver. Arkadaşlar bak şimdi. Bak elimde, görüyor musun? Arkadaşlar bunu Star Teknolojileri adı altında bir mod var 1.12.2'de. Ondan aldık bunu. Ver Emad. Bak boyundan büyük. Yanında dur. Durduğun zaman görüşürüz gibi bayağı bir büyük. Şimdi bunu ikinci elime bunları... Allah! Yanlış yaptım. Taşa tıkladım. Taşa tıklamamam gerekiyordu. Taş beni başka bir dünyaya götürdü Emad. Nasıl bir dünya? Geri nasıl döneceksin? Midnight desem Midnight değil. Şey desen bilemiyorum. Burası çok farklı bir dünya. Emad böyle kış sanki şeye geldim, neydi onun adı? Başka bir evrenin, paralel evrene mi geçiş yaptım acaba? Anlayamadım ama arkadaşlar bakın taşın özelliğini kullanacağım. Kendimi koruma kalkanı yaptım, görüyor musunuz? Mesela bak koruma kalkanım var. Sonsuz kral, paralel evren. Paralel evrene geçiş yaptı. What if? Şey diyeceğim Emad kardeşim. Mesela arkadaşlar şey de yapabiliyorum bildiğim kadarıyla. Adını siz söyleyin. Cisimleri uçurabiliyorum. Şu dimension'a yazdığım yerlere portal açabiliyorum. Emad, bizim evin koordinatlarını bir versene bana. Bizim evin koordinatlarını hemen veriyorum. Dünyanın dimension'ı 1'di değil mi? Evet. Tamam, x'i ver, çabuk söyle. -423. Evet. 70. Evet. -40. -40. Oğlum doğru verdin değil mi koordinatı? Evet, doğru verdim. Emad eminsin değil mi? Bak şimdi o portala gireceğim. Evet, eminim. Beni şimdi başka bir yere atmasın sıfır bu portal. 0 yazdın değil mi? Evet, 0 yazdım. Arkadaşlar umarım end'de gözümüzü açmayız. Geldim. Umarım. Aha! Portal geldi. Portal? Geldim. Bak görüyor musun? Bakın arkadaşlar istediğim yere portal açabiliyorum Tay sayesinde. Portal da çok güzel açılıyor. Şunu çekine baksana. Evet, ayaklarını gördüm ben az önce senin. Mesela bak şimdi ne yapabiliyorum biliyor musun? Bildiğim kadarıyla bir saniye. Şu Spider-Man'lik özelliğimi şunu 2 dakika bir çıkaracağım kardeşim benim. Neredesin Emad? Mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Bir dur. Kaç. Oğlum kaçmalık bir şey yok burada. Portal hala açık. Portalla bir şey yapmayacağım ha. Bak, böyle bir şeyleri uzaklaştırabiliyorum. Şimdi şey bir de vardı, adını sen söyle. Seni mesela şey yapabiliyorum diye biliyordum. Ha bunu. İşte bunu yapıp mesela seni böyle havaya atabiliyorum, taşın özelliklerinden bir tanesi. Efsane değil mi? Kalbim kaldı. Bir şey soracağım. Mesela şu an bana saldırır mısın? Çabuk saldır. Vur. Parladın. Kendimi koruma kalkanı açıyorum. Bak gel. Vuramıyorum. Uzay taşının gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane derecede. Emad mesela nereye gitmek istersin? Senin evinin koordinatları var mı sende? Benim evin koordinatları vereyim. Ver. 800'e -800. Bir saniye mesela yazalım. Dimension kaçtı? 0'dı. 800'e. Yani normal 800. 800. Şurayı 80 yapalım. Bir de 800 değil mi? -800 yok. -800. Ha -800 mü? Arkadaşlar şimdi... Aynen öyle. Ay -80. Ay yok tamam gel. Ben de geleceğim. Atla içine. Wee! Geliyorum.
Bak, yanlış bak. Yer. Lan sen bana verdin koordinatı. Doğru yer. Gel. Doğru yer. Ebat daha kendi evini bilmiyor arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Buradan Emad'ın evine doğru gidiyoruz. Bu arada Emad'ın evini görmeyenler görsün. Ben de yakında onun yanına taşınacağım. Emad, benim acilen yemek yemem lazım. Benim evim şuradadır. Emad, daha evini hatırlamıyor musun gerçekten? He? Aa, burada gel gel. Geliyorum kardeşim benim arkadaşlar. Bu zaman taşı, pardon, uzay taşı efsane bir şey ya. Bu arada benim en sevdiğim film. Bak şu an son kararımı söylüyorum. Hangisi sence? Hadi. Her hafta değişiyor. Bu hafta Spider-Man. Hayır. Thor Ragnarok arkadaşlar. Üzerine gene değiştirdi, evet. Gene değiştirdim. Ya bilmiyorum, her hafta bir film seviyorum. Bakayım arkadaşlar. Minik Kemat. Evet, artık evinin koordinatını tam öğrenir misin? Nerede, ben göremiyorum Minik Kemat'ı. Ha şurada. Bine eksi... Yuh. Evet ya, 1100'e eksi 400. Yuh yuh, yani dediğin verdiğin eksi koordinatla 500, pardon, hiçbir şekilde alakası yok. O yüzden Emad, ne yapacağım biliyor musun kardeşim beni? Ne bak yapacağım? Şimdi taşın gücünü kullanacağım. Hayır ve hayır, yok alıyorum Emad, öyle. Yapma. Küçük Emad'ın yanına yollayacağım seni. Aa, bir daha yolla bakayım. Dur bakayım bir saniye, olmadı. Neredesin küçük Emad'cığım? Neredesin, göremiyorum. Ha, bak tuttum seni, hop. Bak şimdi küçük Emad'ın yanına yolladım onu arkadaşlar. Aşırı derecede havalı. Görmüş olduğunuz gibi kozmik rodu kullanarak böyle güzel bir şey yapabildik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.